Arkadaşlar herkese merhaba Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Bu videoda Aptos'un en güzel arayüzüne sahip, kullanış bakımından güzel özellikler sunan, aynı zamanda Türkçe dil desteği olan Rise Wallet nasıl kurulur ondan bahsedeceğiz. Ama öncesinde bir önceki videonun altına yorum atan kişiler bizden 100 TL kazandılar. Videonun açıklamalar kısmında kazanan kişiler yazıyor. Bu iki kişi kazandıkları yorumun altına BEP20 boost adreslerini yazabilirler. Eğer siz de kazanmak istiyorsanız videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Şimdi video geçelim. Buradaki download butonuna basarak kuruluma başlayacağız arkadaşlar. Videoda kullanmış olduğum sitelerin linklerini videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Basarak başlıyoruz. Bizi bir Chrome eklentisi sayfasına gönderiyor. Buradan Chrome'a ekleye basıyorum. Uzantıyı ekle diyorum. Gördüğünüz üzere eklentimiz eklendi. Şimdi üzerine basıyorum ve bizi bir sekme olarak bir sayfa açılıyor. Eğer önceki bir cüzdanınızı yükleyeceksek kurtarma kelimesini içe aktar diyoruz. Buradan bir şifre belirlememiz istiyor. Biz yeni bir cüzdan oluşturacağımız için yeni bir cüzdan oluşturun kısmına basıyorum. Buradan şifremizi belirleyeceğiz. Şifremi belirliyorum. Devam et diyorum. Bize 12 adet kelime verdi. Bunları saklamamız gerekiyor. Cüzdanınıza erişmek için bu kelimelere ihtiyacınız olacak. Herhangi bir şifrenizi unuttunuz veya Bilgisayarınız bozuldu, bir şey oldu bu kelimeleriyle cüzdanınıza erişim sağlayabilirsiniz. Ben buradan indir butonuna bastım ve gördüğünüz üzere backup kelimeleri yüklendi. Kurtarma cümlemi kaydettim diyorum. Buradan 12 adet kelimenin hepsini sırasıyla yazın diyor. Şimdi yazalım. Evet arkadaşlar, kelimelerimizi de yazdıktan sonra devam et butonuna basıyorum. Aptosa girin diyorum. Cüzdanımız başarılı bir şekilde kuruldu. Peki bunun kullanımı nasıl oluyor? Ona da bakalım. Bu arada şunun da uyarısını geçeyim. O az önce aldığınız 12 kelimeyi kimseyle paylaşmayın. Eğer paylaşırsanız veya biri tarafından ele geçirilirse cüzdanınızı da ele geçirmiş demek oluyor. Cüzdanın biraz detaylarından bahsedelim arkadaşlar. Hem tarayıcıda sekme olarak kullanabilirsiniz cüzdanınızı hem de aynı zamanda eklentinin üzerine bastığınız zaman şu şekilde de kullanım sağlayabilirsiniz. Peki sekme üzerinde kullanımı açmak için ne yapmamız gerekiyor? Eklentinin üzerine basıyorum. Buradan ayarlar kısmına geliyorum ve genişletilmiş görünüme bastığınız zaman sekme olarak bu şekilde açılacaktır. Burada coinlerinizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda coinlerin fiyatını da gösterebiliyor. Kaç adet olduğunuzu da görebilirsiniz. NFT'ler bölümünden sahip olduğunuz NFT'leri görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda cüzdan içerisinde takas bölümü de var. Hiçbir yerle uğraşmadan buradan istediğiniz bir tokuna takaslayabilirsiniz. Aktivite bölümünden ise geçmişte yaptığınız işlemlerin transaction'larını görüntüleyebilirsiniz. Rise Wallet'a para göndermek istediğinde ne yapacaksınız? Buradaki al butonuna bastığınız zaman sizin cüzdan adresinizi veriyor. Bu cüzdan adresinize Aptos A ile coin gönderebilirsiniz. Aynı zamanda göndermek isterseniz de gönder butonuyla göndermek istediğiniz coin de buradan seçerek göndereceğiniz adresi de buraya yazıp gönder diyebilirsiniz. Kullanımı böyle arkadaşlar. Gayet güzel bir arayüze sahip. Ben de biraz bu cüzdanı deneyimleyeceğim. Ekosistem daha yeni olduğu için arkadaşlar beraber deneyimleyerek en hızlısı hangisi onu bulmaya çalışıyoruz. NFT satışları için hız yüksek önem arz taşıyor. Siz de bu tarz ayrıcalıklardan yeniliklerden hemen haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilir videoyu beğenebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir yer varsa yorumlarda muhakkak belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.